Anti-Emperyalist Cephe TV izleyicileri. Seçimler çare değil, çözüm devrimdir konulu programımıza 4. bölümüyle devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde burjuva düzen muhalefetine yamanmaya çalışan Kürt Milliyetçi Hareket ve onun yedeğindeki reformist oportunist solun seçim politikalarını ele alacağız. HDP ve reformist oportunist sol parti ve gruplar her ne kadar düzen içi politikalar yapsalar da CHP dahil altılı masada yer alan burjuva düzen partileri onları içine almıyor. Altılı masada kendilerine yer bulamayan Kürt Milliyetçi Hareket ve yedeğindekiler Demokrasi İttifakı adı altında üçüncü bir ittifak kurma toplantıları yapıyorlar. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar bu ittifakın hedeflerini demokratik cumhuriyet ve demokrasi mücadelesini büyütmek olarak açıkladı. Öncelikle şunu belirtelim. Demokratik cumhuriyet kavramının siyasal hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü demokrasi sınıflar üstü bir kavram değildir. Ya burjuva demokrasisidir ya halk demokrasisi. Halk demokrasisi sandıkla gelmeyeceğine göre Sancar'ın bahsettiği burjuva demokratik cumhuriyettir. Ancak burada şunun altını çizmek istiyoruz. Sömürge tipi faşizmle yönetilmeye mahkum, yeni sömürge ülkemizde burjuva anlamda da olsa bir demokrasi söz konusu olamaz. 1950'lerden bugüne açılan her demokratikleşme paketiyle faşizmin daha da pekişmesi bundandır. İkincisi, demokrasi mücadelesi sandığa endekslenecek bir mücadele değildir. AKP faşizmi en küçük bir hak alma mücadelesine dahi saldırıyor. HDP'nin tüm belediyelerine kayyum atayıp onlarca belediye başkanını ve milletvekilini tutukladı. 150 bin civarında kamu emekçisi KHK'larla mesleğinden ihraç edildi. Halk açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten, hayat pahalılığından inim inim inliyor. Demokrasi adına, hak alma mücadelesi adına kılını dahi kıpırdatmayanlar demokrasi mücadelesini büyütmekten bahsediyorlar. Düzen içi politika yapmak budur işte. Halkı oyalamak. Demokrasi mücadelesi sandığa endekslenecek bir mücadele değil, faşizme karşı dişe diş, ölümüne bir mücadeledir. Konserlerin, festivallerin dahi yasaklandığı bugün Demokrasi İttifakı kurmaya çalışanlar ne yapıyorlar? Hangi demokratik talebin mücadelesini veriyorlar? Hiçbir şey yapmıyorlar. O zaman Demokrasi İttifakı'nın amacı nedir? Biz söyleyelim. Birincisi, bu ittifak seçimler için yapılan bir ittifaktır. Demokrasi mücadelesiyle hiçbir ilgisi yoktur. İkincisi, altılı masada kendilerine yer bulamayan HDP ve yedeğindeki sol, bu ittifakla altılı masanın kendilerini kale almasını istiyor. Üçüncüsü, Kürt milliyetçileri kendi partileriyle ya da bağımsız adaylarla bir yolunu bulup 1990'lardan beri parlamentoya girmişlerdir. Yine 2007'den beri de reformist, oportunist soldan birilerini parlamentoya taşımışlardır. Ancak bunlar burjuva düzen partilerinin yapabileceği muhalefeti dahi yapamamışlardır. Yapamazlar da. Çünkü halkın sorunlarını çözmek için parlamentoya girmiyorlar. Düzenle uzlaşmak ya da düzen içinde siyaset yapmak için parlamentoya giriyorlar. Değerli izleyiciler, onun için biz diyoruz ki seçimler çare değil, çözüm devrimdir. Halkın düzene soluk aldıracak ittifaklara değil, devrim mücadelesini büyütecek birliklere ihtiyacı vardır. Faşizme karşı birleşik cephede örgütlenmeye ihtiyacı vardır. Bugün Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım, AKP faşizminin yargı terörüne, uyuşturucu çetelerine karşı ölümüne bir direniş sürdürüyor. Demokrasi mücadelesini büyütmek, Sibel ve Gökhan'ların direnişini büyütmekle mümkündür. Değerli dinleyiciler, programımızı burada bitiriyoruz. Bir sonraki programda çözüm neden devrimdir, bugün için politikalarımız, taktiklerimiz ne olmalıdır, onları ele alacağız. Yeni bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.